Teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar. Türkiye PEN adına yapıyoruz bu söyleşiyi. Malum salgın zamanlarındayız ve salgın zamanlarında özellikle edebiyat, kültür, sanat, sinema, müzik, pek çok etkinlik yani hem yasaklanmış durumda hem de tabii yani sağlık açısından bunları artık online olarak yürütüyoruz. Biz de Türkiye PEN olarak tabii daha önce çeşitli etkinlikler yapıyorduk. Ve bu etkinliklerden bir tanesi de bizim her yıl verdiğimiz PEN Şiir Ödülü. Daha doğrusu verdiğimiz demek biraz tuhaf ama kabul ettikleri için bizim öncü şairlerimiz, önde gelen şairlerimiz, şiirimizin onlara bir teşekkür babında Tarık Günersel'in dediği gibi bu ödülleri sunuyoruz aslında. Bu yıl da sevgili abimiz, sevgili şairimiz, Türkçenin önde gelen şairlerinden çok sevdiğimiz, çok okunan, çok önemli şiirleri olan Ahmet Telli'ye PEN Şiir Ödülünü 2020-21 Mart Dünya Şiir Günü'nde sunmak istedik. Aslında o ödül kendisine verildi fakat bu şartlar nedeniyle yapılamadı bu tören. Umarım yakın zamanda bu töreni yaparız. Orada da uzun uzun bol bol Ahmet Telli ve şiir hakkında konuşma olanağı buluruz. Bugün o vesileyle Ahmet abiye bir hem merhaba demek, hem yeni çıkan Dinlersen Anlatırım adlı düz yazı kitabı hakkında biraz konuşmak, hem de kendisinden, sesinden, o güzel sesinden, o yani ne derler, o şiire hakikaten iki kere şiir yapan sesinden diyeyim, bir şiirler dinlemek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz bizim davetimizi kabul ettiği için. Ahmet Telli, hoş geldin Ahmet abi. Merhaba, iyi akşamlar. Ama bu akşam sesim öyle iyi değil. İçe kaçmış durumda nedense. Bugünlerde öyle. Evet, biz sana her konuda olduğu gibi bu konuda da güveniyoruz. Hiç şeyimiz yok. Yani kısık sesle de olsa sen şiirin altını üflersin, yakarsın yani o yakıcı bir hale gelir. Hiç merak etmiyoruz. Senden ricamız ilk önce bize bu 21 Mart Dünya Şiir Günü 2020 size de ödül verildiği gün olan bu 21 Mart ile ilgili bildirinizi bize okursanız çok seviniriz. Olur, onu okuyayım. Yani geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda benden istendi böyle bir Tabii. metin oluşturma. Bu metin 21 Mart Dünya Şiir Günü 2021 20 başlığıyla yayınlandı. Dünyayı aşklaştırmanın özel bir edimidir şiir. Referansları özgürlük, adalet ve vicdan. Özgürlüğe evrensel, adalete toplumsal ve sınıfsal, vicdana bireysel olarak yaklaşır ve özümser. Onları insani ve estetik boyutlarda yenilebilir. Şiir her türlü inanç sisteminin ve ideolojilerin sınırlandırdığı dar algı aralıklarının karşısına dinamik ve sınırlanmamış bir kadrajla çıkar. Bu kadrajdan uzanarak kucakladığı ufuklarda şair de, şiir alımlayıcısı da özgürleşir ve zenginleşir. Bu bağlamda dili de tıkızlaşmış halinden kurtarıp sözcüklerin özgürleşmesini sağlayan şiirdir. Şiir, içinde yaşamak zorunda bırakıldığımız bu karanlık dünyanın yerine ışıltılı, kardeşçe ve yaşama sevincinin rüzgarıyla dolu bir dünyayı geçirir. Bunun olabilirliğini gösterir ve hep birlikteliğe çağrı çıkarır. İnsanların köşeye sıkıştırılmışlıklarına karşı onların birlikte gösterebilecekleri tükenmez gücü, tek düşürülmüş bireyin horlanmasına ve aşağılanmasına karşı insan tekilinin el değmemiş zenginliklerini ve yaratıcı coşkularını sezinledir. Şiirin zihnimizde şimşekler çaktırabilen gücü, hayat ile geçişmiş bir duygu, düşünce, imgelem diyalektinin yapılandırdığı yaratıcı bir süreçte oluşmasından kaynaklanır ve ayrıca bu nedenle her şiir biriciktir. Sistemin dayattığı aynılaşma ya da aidiyet kalıpları yerine kendi olabilmek ve beni bize taşıyabilmek için özgürleştirici ilkeleriyle sezgisel aklın hayata çağrılmasının da yoludur şiir.
düşlerini ve bilme merakının öznesi olamayan insan derili hayatın bir nesnesine dönüşür. Şiir ise kazandırdığı imgesel düşünüş sonucu hayır diyebilme cesaretini hatırlatır kişiye. Doğayı, toplumu ve insanı anlayan ve gelecek sezgisinin ışığını bilincin ekineklerine sızdıran şiir, olmuş bulunanla ve olmakta olanla bağını kopartmadan ütopyamızı çiçeklendirir. Biz ki bu ütopyadan bugün, şu an hayatımıza neyi çağırabiliyorsak onu yaşayabilmeliyiz. Bu durum şiirin gerçek ile uyumsuzluğunu, onun gerilimli bir alan olduğunu unutmaktadır. Şair bu gerilimin sancılarını göze alan kişidir. Gerçeğin hal ve girişine itiraz daima şiirden gelmiştir çünkü. Gerçek yalanla yer değiştirdiğinde o kendi hakikatini kurar. Gerçek diye belirtilen yalanların perdesini aralayarak hakikat olanı gösterir. Bu nedenledir ki iktidar odaklı hangi güç varsa şairi ve şiiri sakıncalı bulmuştur. Şiir ise itirazlarını yükseltirken ölüme karşı yaşamı, karanlığa karşı şavkı, savaşa karşı barışı, sömürüye karşı alın terini, kısıtlamalara ve zulme karşı özgürlüğü savunmaya devam eder. Bir yandan da her türlü ötekileştirmeye karşı durur. Gülün gülle tartılacağı bir dünya, aşk halinde bir dünyadır ve bu şiirin düşüdür. Şiir önce kendini aşklaştırarak yola koymakta ve tahayyülün sınırsızlığına doğru kanattırmaktadır. Dünya şiir günü bütün bunları yeniden hatırlamak ve hatırlatmaktadır. Evet. Böyle demiştik. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık, kalemize sağlık. Gerçekten de çok etkileyici bir bildiri. Yani şiire dair, şiirin aslında görevi değil mi ama şiirin yaptığı her şeye dair tüm etkinlikler sizin bildirinizde var. Zaten bir anlamda sizin şiirinizin poetikanızın diyelim Ahmet abi bir anlamda bildirisi, evet bildirisi diye bunu okuyabiliriz. Çok teşekkür ederim. Bu vesileyle bu yeni çıkan kitabınızdan dinlersen anlatırımdan konuşalım. Bu kitap için çok teşekkürler. Farklı şairlerden, çeşitli şairlerden, günümüz şairlerinden, bizim kuşağı, daha eski şairler, bilmediğimiz şairler aslında benim de bilmediğim şairler de varmış. Evet. Kendimi bazen şeyi sanırım hani yani neredeyse yazılan kitapların hepsini okumasam da az çok bilirim diye. Fakat burada bilmediğim bir şairle karşılaştım. Teşekkür ederim. Yani şey çok da kitabı varmış. Merak ettim ve okuyacağım. Burada yok. Yer verdiğin dizeleri var. Emin Şir. Evet. Karadenizli. Yani Karadenizli olduğu belli. Eski bir arkadaşın da galiba. Evet. Yani yoldaşlık duyguları da var sanıyorum. Evet. Yani yazılarımız öyle asık suratlı değil. Bazen sen iyi bilirsin bu işi. Yani bir gülen bir yüz ile gelen bir kitap okuduktan sonra onun hakkında işlediklerimizi, tabii, düşüncelerimizi de bir kayda geçirme isteği uyanabilir. Bu benim çok iyi etmişsin. Çok iyi etmişsin. Yani ben de merak ettim. Çünkü çok da sevimli şiirler. Yani buradan baktığım kadarıyla. Burada o mesela onun şiiri... Eski Mahalle diye bir şiiri vardı. Haydar onu anmak isterim. O bir o şiiri okumuştum ben kendisi. O da klip yapmış okuma üzerine. O Karadeniz'de artık göçle biten ve o şartların artık sahibinden satılık arsalar üzerindeki eski evleri falan anlatan hoş bir nostaljik böyle üzümlü bir şiirdir. Onu okumuştum. Ona klip de yapmış. Yani öyle şey. Bakarım. Evet, bakarım. Kitabını da okumak isterim. Ben de çünkü yani şeyi Abbas Sayar işte çok severiz. Biliyorsun ha. Abbas Sayar, Yılgıtlı, Can Şenli deyince 70'lerin
Sonra Şükrü ile konuşurken böyle tabii Yozgatlı ikisi de. Evet. Abbas evimsi Şükrü'nün tabii Erbaş'ı. Onun şiirleri de var. Yapma dedim canım. Şimdi var tabii kitabı var dedi. Allah Allah. Ya, o kadar yılı bilirim, okurum, ederim. Sonra ben de bugün onun şiirlerini okuyordum. Abbas Sayar'ın bir yazı yazıyordu çünkü. Yani oğlu toplamış şiirleri. 7 tane kitabı varmış Abbas Sayar'ın, şiir kitabı. Oo, ben hiç bilmiyorum. Ben de bunu bilmiyorum. Hakikaten. Yani 3 romanını okudum. Evet, romanları, romanlarından çok neredeyse şiir kitabı var. Fakat diyor ki yaran, yaran şeyi için hani böyle bir hani Yozgat'taki yaranlar için yazılmış. Ama hem gazelleri hem halk şiiri tarzında yazdığı, hecevezili yazdığı bayağı güzel şiirler. Yani serbest az yazmış, o kadar şey yapmamış ama bayağı gazeller ve şeyler yazmış. O yüzden kitapta da Emin Şir'le karşılaşınca hoşuma gitti. Tabii burada günümüz şiirinde yeni eğilimler yazısıyla başlıyor kitabınız. Ve orada da sevdiğim şair arkadaşlarımız var. Ali Özgür Özkarcı, Didem Gülçin Erdem gibi. Onların onlarla ilgili bir yazını almışsın buraya. Burada diyorsun ki, modern şiirin sözlü kültürüne bir borcu kalmamış gibi görünüyor diyorsun. Böyle bir cümlem var. Ben ona şöyle düşündüm. Acaba dedim burada aldığım örneklerde hani Ali Özgür'den olsun başka şeylerden. Bu da yeni bir sözlü kültür sayılmaz mı diye düşündüm. Çünkü burada da tam hani sokak, yeni diller, yeni gençlerin dilleri falan pek çok şey. O da bir sözlü kültür sayılmaz mı acaba diye düşündüm. Hani bizim sözlü kültürden tabii ama anladığımız farklı ama. Sören onu tabii o sözlü kültürü, sözlü yazılı kültürü çok iyi anlatıyor bize ama ben doğrudan doğruya folklorik olanla bağını Cemal Süreya'nın deyişiyle gerçek anlamda folklorik olanla bağını iyiden iyiye koparmıştır şeklindeki düşüncemi ileri sürmek istemiştim ama belki iyi açıklanamamış olduğu için öyle olabilir. gündelik dilde bağını folklorik olanla bağını koparmış anlamında uygulamış olmam gerekiyor. Anladım. Anladım. İşte ben de yani bu yeni bir sözlü kültürde var diye düşünüyorum. Neredeyse sokağın dili, konuşulan şeyler tümüyle hem Ali Özgür'ün hem başka arkadaşların şiirin karşımıza çıkıyor diye öyle yani gördüğüm şeyler. Onun için buna bir ama değinmek istedim. Ama işte geçmişten o sözlü kültür bile kendini yazılı kültürden ödünçlediği kavramsal düşünüşün ortaya koyduğu bir söz değeri. O bakımdan o kavramsal değeri yazılı kültürden aldığı için biz ona çok da sözlü kültür diyebilir miyiz? Tartışılabilir, konuşulabilir yani. Başka Hüseyin Ferhat'ın tabii şiirini değerlendiriyorsun. İsmail Mert Başat'ın düşünce ve şiir dünyasına dair uzunca bir yazın var. Evet. İsmail Mert Başat hem deneme hem eleştiri açısından hem de şiir bakımından çok önemli işler yapıyor. Evet. Yani onun için evet çok harika bir yazı yazmışsın ve sonunda da evet o ilk baştaki yazılar biraz da sempozyumlar yazıları. Mesela Doğuşsu ödülü alması Asuman'ın öyle Hüseyin Ferhat'ın keza o sempozyumlar konusu olunca daha bir yazı ya daha bir araştırma bazı belgelere başvurarak falan yazılan yazılardır onlar. Bir de ayrıca tabii dediğim gibi şiirin olduğu gibi kendilerini de tanıdığım insanlar bunlar. Yani tabii bazen tanıdığın insanla konuşursun, sohbet edersin, ortak acıların ya da ortak sevinçlerin vardır. Onun şiiri adeta oradan daha iyi fısıldar. Belki senin araştırmalarla kavramsal olarak olacağından çok daha derin anlamlar içerebilir. Bu bakımda mesela İsmail'in yani 60-70'li yıllardan farklı evet. Yani öyle bir şey var. Hem şiirini hem de kendisini iyi tanımış olmanın getirdiği
Tabii şey, senin tarafından değerlendirmesi de ayrı bir hoşluk. Gerçekten de hem kapsamlı bir yazı, hem de senin tarafından değerlendirmesi ayrı bir hoşluk. Bir de şiir yazmışsın tabii İsmail'in kitaplarını okurken. Evet, evet. Böyle İsmail kitabı okurken diye, evet, Vira'daki burada bir şiirim var. Okumak ister misin? Onu mu okuyayım? Bunu da oku, bir tane şiir yani, daha okursun sen, tabii. Olur. Yani İsmail'le ilgili daha şeyde Sur Türkü de yer almıştır o şiir şeyde. Bir daha devam. 1970 Sur Türkü'de yer alır o şiir. İsmail'le ilgili o şiiri buradan okuyayım. Olur mu? Evet, lütfen, sağ ol. Tabii, tabii. İsmail'in kitabını okuyorum üç gecedir. Ateşler içindeki dünyada bir neferin ölüme at koşturan rüzgarını duyuyorum. Managua yanıyor, her yanım ateşler içinde. Yanıyor bir çocuk sevgiyle okşanmaktan. Ve temkinli olmak sana yakışmazdı zaten Augusto. Ve sen ey İdris, İsmail'in ölümü küçümseyen dostu, yediğin kurşundan bir gümbürtü kaldı ki bana. Roma'da, Navona alanında bırakıp İsmail'i elza atarak görüyorum, gecikmiş bir martı gibi. Vurdum diyebileceğim her yer kan revan içinde görüyorum. Ve boğazlanmış bir ceylan gibi sırrı vermiş denize ortasına. Önce İsmail orada, ne zaman gelmiştir? Gündür gündür ve sonuna kadar, ta sonuna, sonuna kadar sevdaya, sonuna kadar kavgaya, çatlayacak kadar sabırsızlıkla. İsmail'in kitabını okuyorum üç gecedir. Ve alnımı seher rüzgarına dayayıp sesleniyorum. Ey usta, nerede benim adım? İçtiğim bahtımda. Evet. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Tabii bu kitapta dediğin gibi pek çok dostumuzun, bazılarını yitirdiğimiz dostlarımız üzerine yazılar, bazıları yaşayan, evet, hayatta Şükrü Erbaş, Mahmut Temiz Yürek, Asu Mansusam, Tuğrul Keskin, evet, hepsi değerli şairlerimiz, arkadaşlarımız, onlar üzerine var. Tabii aramızda olmayan şairler üzerinde var, işte Behçet Aysel Müslüm var, Cemal Süreyya'nın Ankara Günleri Müslüm var, evet. Sizin Türkiye Yazıları Dergisi'nden kalkarak yazdığım bir yazı, Metin Turan üzerine bir yazı var. Bir de burada Sedat Anar'la ilgili bir yazı var. Sedat'la ilgili. Geç bir santuri kitabın neredeyse kapanışında hoşuma gitti. Evet, Sedat'la ilgili böyle bir yazı. Ben de çünkü küçük bir deyimi yapmıştım, hep bir şey yazmak istiyorum. Bir, ben de Neşet ile Mahsuni diye bir kitap hazırlıyorum. Böyle bir ismini yapan. Evet. Aynı zamanda onlar üzerine yazdım ama başka müzisyenler üstüne, Ruhi Sudan, işte bilmem ne, müzik yazarını toplayayım dedim. Sedat'a çok da yazacağım güzel. Doğruya. Burada görmek hoşuma gitti. Alıntı yapacağım yazından yani. Ben Sedat beni buldu. Aslında ben onu belki bilmiyorsundur. Santur üzerine epey kafa yordum ben. Öyle mi? Tabii tabii. Yani Santur'un da ana köklerini bilirim. Doktorik olandan İran'daki gelişmesine kadar o onu anlatır ve hatta Nida kitabında Santur'la ilgili iki şiir de vardır benim. Tabii tabii, onu hatırladım. Ha, tabii doğru. Santur'la ilgili bilgilerimle ilgili yani oturup 30-40 sayfalık yazı yazabilirim. Harika. Evet, yani tam da işte o ara Sedat'la tanıştık ve Sedat'la Ankara'daydı o zaman. Öyleymiş, evet. Ankara'daydı ve birinci değil ama galiba ikinci albüm, belki ilk albümüne o benim Santur şiirinde okudum bana. Evet, var bende albümleri, biliyorum. Bir doğum gününde bana Santur'la eşlik ederek bir yerde şiir okudum ben. Şiir eşlik. Harika. öyle bir, sonra İstanbul'a taşındı. Ben onunla ilgili bir yazı yazdım. Yani işte müzikle ilgili bir de şey vardı mesela, bir Nazmi Yükselen Ormancı parçası ile ilgili.
Evet, o da bir sempozyum, sempozyum yazısıdır. Halim Şafak Milas'ta düzenledi. Evet, öyle şeyler. Tolga Çandar'ın Zilzon'a sarhoş geldiği konuştuğu bir sempozyumdur orada da. Evet. Senin 65. yaşını şeyde kutlamıştık ya, Diyarbakır'da, benim sende. Evet, değil mi ya? Ya. Oradan baksan 10 yıl oldu. 10 yıl olmuş ya. Yani 10 yıl oldu. İşte 75. Bir hafta sonra 75'e giriyorum ya. 75 geliyor, o yüzden. Evet. Dedim. Bir hafta sonra. Evet, biliyorum, evet. Bir hafta nice yıllara. Evet, nice yıllara. Yani şimdiden kutluyoruz tabii. Eyvallah. Sedat'ın bir de kitabı çıktı. Seyahatname mi? Bir şey, geçen sene okumuştum. Harika bir kitap, iletişimden. Sedat'ın. Sedat? Anar'ın bir kitabı çıktı geçen sene. Aa, evet, evet. İletişimden. Santurname. Santurname, Santurname. Evet. Seyahatname diyorum. Orada şiirlerle ilgilerini, okudukları şairleri falan çok evet, güzel evet. Anlatmış. Çok şiir tutkunu birisi, evet, biliyorsun. Onu okudum, onu okudum. Evet, harika bir şey. Evet. Bizim rahmetli Seyhan Erüstelik'ten, başka şairlerden filan evet. Hiç ummadığımız şeylerden dem vuran bir kitap. Şiirle çok yakından birkaç defa görüştük ama bir türlü tabii buluşamadık. Şimdi de artık buluşmak biraz başka bir vuslat, başka bahara kaldı yani tam olarak. Yok, İstanbul'da seni bulur o. Hayır, bulur, biliyorum, konuştuk ama görüşemedik. Şimdi de zaten ancak online olarak evet. Görüştüğümüz için. Evet. Ahmet abi, biz bu söyleşileri böyle kısa kısa yapıyoruz. Bir şiirle de şey yapalım, veda divanı diyelim. Veda divanı, ya bu veda, biz bir anlatamadık sanki. Veda yazmışız, böyle şeyler, bir veda. Ama senin veda da tam külliyat yani, böyle bir maşallah. Yani o zaman bu yeni yayınlanan şiirle, bir gazelle bitirin mi? Bir gazel, Bencileyin gazel tamam. Diye bir şey. Tamam. Teşekkürler. Onu okuyayım. Peki. Onu bitirin. Tabii. Teşekkür ederiz. Söyledim bütün söyleyeceğimi Bencileyin. Kimi apaçık, kimi imalı mıydı Sencileyin? Serencan eyleyip de derledin ol senleri. Nice masallar, kaybedişler, hiç bilmediğin. Aşk bahsinde sözün kıymeti azdan az, fiil ve fail asıl olandır ki bilmez değilsin. Sorular sordum ürperen börtü böceğe, yanıtı ustalığı dediler bir örümceğin. Taşı konuşturan sarhoş ormandan geçtim. Hangi kelimeyi aralasan üzereydi şiirim. Çöl yorgun düşmüştü Arap baharından, öyledir diye kayıtlı günlüğünde şairin. Su çatlağı ses yankısını bulunca yeyin yeyin, kalbe işleyen yeni bir cümle edinmelisin. Gelince vakit durulur mu sırda derinde, zapt edilmez bir itirazı var bu haysiyetin. Arkadaşlar, önce ben yuttum sesini. Unutmayın, tuhaf bir asaleti var ömrünün. Telli Ahmet, söyledin söyleyeceğini Sencileyin. Kalırsa kalmış olsun, biter mi söz dediğin? Evet, söz dediğin bitmiyor böylece. Haydar Zil ve sevgili Tarık Dinerse. Çok teşekkür ederiz söyleşimize katıldığın için Ahmet abi. Sağ olasın, sağlıcakla. Ben Türkiye Merkezi'nin söyleşileri. Evet, buyurun. Ben Ahmet Tevdi ile bugün konuştuk. Kendisinin sağ ol, hem yeni çıkan kitabı Dinlersen Anlarım'dan söz ettik. Hem de asıl olarak da tabii. PEN Şiir Ödülü 2020 ödülünü kendisine sunmuştuk. Onu da anmış olduk. 75. yaşını şimdiden kutluyoruz Ahmet Telli'nin. Ve Çocuksun Sen kitabından hareketle şairsin sen. Nice yıllara nice şiirlere diyoruz. Çok teşekkür ederiz Ahmet Telli. Sağ ol Ahmet abi. Teşekkürler. Teşekkür sevgiler. Ediyoruz. Sevgiler. Hoşça kalın.